Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü kanalında bugün çilek getirileçe var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimize önce sosuyla başlıyoruz. Bu şekilde küçük küçük parçalara ayırdığımız yaklaşık 600-700 gram kadar çileğimizi tenceremize alıyoruz. Ardından üzerine yarım su bardağı şeker ilave ediyoruz. Ve tenceremizin kapağını kapatıp en kısık ateşte çilekler suyunu salıp yumuşayıncaya kadar bekletiyoruz. Sıra geldi tarifimizin köküne. İlk önce karıştırma kabına oda sıcaklığında 6 adet yumurtamızı kırıyoruz. Ardından bir su bardağı şeker ekliyoruz ve bir mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Evet, yumurtamızı yeterince çırptıktan sonra bir elek alıyoruz, bir bardak ve yarım bardaktan biraz eksik, bir parmak kadar eksik unumuzu alıyoruz. Bir paket şekerli vanilin ekliyoruz, bir paket kabartma tozu ekliyoruz ve eleyerek yumurtamıza dahil ediyoruz. Ve bu aşamadan sonra yumurtamızın köpüğünün sönmemesi için bir spatula ile devam ediyoruz. Ağır hareketlerle alttan üste çevirerek unumuzu tamamen yediriyoruz. Evet, kek hamurumuzu hazırladıktan sonra şöyle büyük boy borcamımızı aldık. İçine biraz sıvı yağ döküyoruz ve fırça yardımıyla her tarafını yağlıyoruz. Yağlarken borcamınızın yan taraflarını da yağlamayı unutmayın. Şimdi hazırladığımız kek hamurunu tepsimize boşaltıyoruz. Ardından tepsimizi şöyle sallayarak her tarafı eşit şekilde dağılmasını ve şöyle masamıza biraz vurarak fazlalık hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyoruz. Evet, artık triviçemizin keki fırına gidebilir. Evet, kekimizi fırına verdik. Çileklerimiz ocakta kaynıyor. Şimdi ufak bir karıştırma kabının içerisine 2 yemek kaşığı nişasta alıyorum. Ardından yarım çay bardağı su ile nişastamı açıyorum. Evet, çileklerimiz yaklaşık 25 dakika kadar ocakta kendi suyuyla pişti. Şimdi öncesinde çilekler pürüzsüz kıvama gelene kadar blenderdan geçireceğim. Çilekleri yeterince blenderdan geçirdikten sonra sulandırdığım nişastayı ekleyeceğim. Ve bu şekilde karıştırarak çilekler kıvam alana kadar birkaç dakika daha kaynatacağım. Nişasta miktarı çileğinizin bırakacağı suya göre değişkenlik gösterebilir. Eğer çok koyu olduğunu hissederseniz biraz su ilavesi yapabilirsiniz. Evet, şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve çilek sosumu soğumaya bırakıyorum. Evet, sıra geldi son hazırlığımıza, trileçemizin sütüne. Uygun bir kaba önce 4 su bardağı sütümü ekleyeceğim. Ardından bir paket krema ekliyorum. Ve son olarak yarım su bardağı şekerimi de ilave ediyorum. Şekerler eriyene kadar karıştırıyorum. Evet, kekimiz 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişti. Şimdi biraz kekimizin soğumasını bekleyeceğiz. Evet, kekimiz yeterince soğudu. Şimdi üzerine bir kürdan yardımıyla delikler açacağım. Ve hazırladığım sütlü karışımı kekin her tarafına eşit şekilde dağıtacağım. Sütü ağır ağır dağıtıyorum ki kekin tek bir yerinde toplanmasın. Her tarafı güzelce sütünü eşit şekilde çeksin. Bu şekilde bütün süt bitene kadar devam ediyorum. Evet, bütün sütümüzü dağıttık.
Şimdi kekimizin sütü tamamen çekmesini bekleyeceğiz. Evet, birkaç dakika içinde kekimiz sütünü çekti. Bu arada çilekli sosumuz da yeterince soğudu. Şimdi aynı şekilde çilekli sosumuzla kekimizin üstüne dağıtacağız. Evet, bütün çilekli sosu kekimizin üzerine aldıktan sonra bir spatula yardımıyla veya şöyle benim gibi bir hamur kesicisi yardımıyla üzerine düzlüyoruz. Ardından bu şekilde buzdolabında beklemeye alıyoruz. Evet, trileçemiz yaklaşık 4-5 saat kadar buzdolabında bekledi. Burada üzerine süsleyeceğimiz biraz çileğimiz var. Öncesinde tatlımızı dilimlere ayıracağım. Ve kestim bu dilimlerin üzerlerine biraz krem şantim var. Krem şanti sıkacağım. Ve son olarak hazırladığım bu çilek dilimleriyle tatlımın sunumunu bitireceğim. Evet, tatlımızdan hemen bir dilimini ayırıp öncesinde şöyle dilimi size yakından da göstermek istiyorum. Kesinlikle harika. Trileçe ile çileğin bu uyumuna kesinlikle hayran kalacaksınız. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram sayfamıza ve YouTube kanalımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.